Gelirseniz geldiğiniz için toplantıya katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Şimdi divan oluşturuyoruz. Başkanım diyor. Ömer Başkanım. Ömer Bekir'im. Şimdi siz gideceğim dediğiniz için sizi BK üyemizle Yavuz Bey biraz sonra ayırmak zorunda. O yüzden bu divanı almıyoruz. İlçe Başkanımız Mustafa Bekir. Kolay gelsin. Başarılar diliyoruz. Tabii biz arkadaşlarla konuştuk. Format nasıl olsun? Dedik ki biz konuşuyoruz zaten. Sürekli konuşuyoruz. Biz bu sefer dinleyelim. Bize turizm temsil eden iş aleminin önemli tarafları olan, paydaşları olan siz değerli konuklarımızı biz dinleyelim. Gelin de ücretlerinizi, tarifleriyle ödediğiniz paralarla yapılan yatırımları bir dönem yapılıp ondan sonra gelen belediye başkanı istemedi diye tamamen kaldırmıyoruz. Yani sanıp odasındaki kavşaktan bahsediyorum. Ama dünya üstünde örneği olmayan bir kavşak. Yani alt geçişi ne yaparsın? Üstteki kavşağı rahatlatmak için. Şuradan çizdiği kavşağın altından da girsen, üstünden de girsen bir dünya diyarının çıktığını yaşarsın. Bir de 100 kırmızı tabela var. Kalmıyor bir otobüs giremez diye. Evet, orasının değerli bir yerleşmesi lazım. Bir tane ünlü kaza oldu orada. Bir gencimizin bacağı koptu. Bir tane de yaralamalı kaza oldu. Bunlar gerekçe geçirebilecek mi? İlk yasadan bakacağız. Eğer o gerekçe yetiyorsa tamamen kaldırılabilir. Ama yetmiyorsa yaptığımız çalışmayla yandık kullanılan istinaf duvarların üstte yapılacak olan bir betonarmeyi taşıyabilecek kapasite gözüküyor. Dolayısıyla aşılmış olan köprü kavşağın alt üstünün üstü kapatılıp aradaki bariyerler ve engeller kaldırılıp yol eski haline getirilebilir. Çok fiziki şartlar sağlanabilecek durumda. Pazar yeri için de aynı şey geçerli. Pazarda şu bir ay içerisinde iki sefer dolaştım. Hem vatandaş, hem oradaki pazarcı, hem belediye, hem ihaleyi alan belediye adına oradaki işletmeyi yapan vatandaş. Hepsi şikayetçi. Bu konuda önceki projede bir takım yanlışlıklar var. Şimdiki belediye başkanı arkadaşımıza sakın şeyleri düzeltmek için de yaşama sağlamış ama ihale elini kolunu bağlamış olmuş ve çok fazla bir şey yapamamış. Büyük şehirde olan kavgasından dolayı da kendi üç adasını 5 sene paralize ettik. Sonra da kendimizce bir şekilde kenara koydular. Tabii bu konu çok hassas ve çok da uzun detaylı bir şekilde konuşulması gereken bir konu. Ama aramızda da çok eski turizmciler var. Mustafa Gökçe benim çok uzun yıllardan beri sevdiğim bir kardeşim. Sayın Polat'a da zaten böyle turizmci geçmiş. Herkes biliyor. Ses çok bir şey çıkıyor bu. Biraz uzaklaşalım. Benim burada söylemek istediğim şey Aydın bölgesi bir antik kentler valisidir. Yani Aydın bölgesindeki antik kentleri ayrı değerlendirip uluslararası platformlarda tanıtmak yerine Aydın komple bir antik kentler valisi olarak alıp da ele alıp projelendirmek bence çok daha mantıklı olur. Ama şunu söylemek istiyorum 42 yıllık deneyimimle. Ülkesel proje desteği olmadan bölgesel tarafında başarı bulamayız. Turizm Bakanlığı her zaman için Bakanlar Kurulu'nun üvey evladı muamelesi görmüştür. Gerek bütçesi açısından gerekse projelerine değerlendirme açısından maalesef hiçbir zaman diğer bakanlıkların çok daha önemli sorunları olduğu için hep bazı bırakılmış bir bakanlıktır. Bu yani çok uzun yıllardan beri var olan bir şey. Şimdi burada turist rehberi kimliğiyle konuşmak istiyorum. Şehrimiz maalesef hep beton kuşası olarak biliniyordu. Şimdi kim yaptı, niçin yaptı? Hiç şey yapmadan bir köprülü kavşaklar diye bir kavşaklar yapıldı. Adamız birden ikiye bölündü. Belki duvarı gibi. Bir şehrin bir tarafı, bir de bu tarafı. Üstüne üstlük bir de hiç gereği yokken Salı Pazarı kalkmışken bir de Salı Pazarı'na tek araçlık geçici olan geçebilecek bir kavşak daha yapıldı. Ve bunlarla ilgili bilemiyorum bundan sonra bir şey yapılabilir mi?
bu kadar beton bir şekilde kalkabilir mi? Veyahut da bunlar başka türlü bir çözüme kavuşturulabilir mi? Bir de genel olaraktan söylemek istiyorum. Tabii ki vatandaşın alışveriş yapacağı pazarlar çok önemli. Ama unutulan bir şey var. Bu pazarlar aslında turist için bir görsel şölendir. Turistlerin